Bakayım lan. Allah'ım deprem oluyor. Oha. Anam şu deprem oluyor. Ya deprem, deprem oluyor diye ne bağırıyorsun? Git ha git ya. <laughs> Allah'ım deprem oluyor. Bak bak ilk ilk bu gördü bak. E deprem yazan. Bu arada 10-15 saniye sürmüş işte aşağı yukarı. Geçti mi? O ilk vurma sert vurma ana ama yine 3-5 saniye iyi vurmuş. Zerre hissetmedin mi? Ya, çok yakın oturuyoruz. Ben de hissetmedim. Yani. Ben şeyi merak ettim. O ilk deprem yazan var ya. Evet. Abi neden deprem yazdın? Koşsana bir. Hani Oğlum tedir... o, ben, ben de olsam chatte deprem derim bu arada. Ya ben bırakırım bilgisayarı falan. Bir ben, alırım benim bir yayınımda olacak var ya. Depremden korkma <laughs> falan değil. Olduğu gibi fız almanın uçarım direkt var ya. <laughs> Oğlum ben Hiç uyuyordum ya. ]acağım? Boru da değil oğlum 4 nokta. Mesela ben şu an şu depremi yaşasaydım bugün eve girmezdim. Hani öncümü falan deyip beklerdim yani. 3 saniye sürdü üstad birebir hissettim. Oğlum işte sallanıyor kızın yayınında. Biz bu arada o... dedik. Ben dedim Tuğkar abi net uyuyordur aman okuyayım. Şimdi var mı? dedim. <laughs> Uyanmıştır dedim yataktan fırlamıştır Ya ben bir yerde uyudu, uyandım. Acaba buna mı uyandım ben? Oğlum bak hatırladığım şu. Saat sabah 8-9 gibi uy yok 7-7.30-8 gibi uyuyakaldım. Öğlen 2 gibi uyandım ben. Sebebi bilinmeyen şekilde. Ondan sonra 2'de bir şeyler yedim. Ayıptır <laughs> söylemez. Uyanıp bir şeyler yedim. Sonra tekrar yattım. Yattığım zaman da işte o deprem rüyasını gördüm. 4.30 gibi de uyandım. O tam rüyaya muhtemelen abi ya senin denk gelen. Korkmuyorum en büyük korkularından birisiydi bu. Benim en büyük korku... yani. Öyle evet. benim en büyük korkularımdan biri deprem. Yani çocukluğumda yaşadığım ha, işi Yok ya abi sen uykunla yakalanmaktan ekstra bir korkuyordun öyle Evet evet bir. evet. Ama şimdi şöyle, eskiden giriş katında oturuyordum ben 27 yıl boyunca eski evimizde. Hep bir beynimi şeye göre yordum. Hani giriş Atlarsın katındayım doğru. atlarım ama atlamadan önce de hep aklıma şey geliyordu. Annem atlayamaz mesela. İşte babam atlar ama ablam atlayamaz. Panik yapar diye. Hep böyle bir B planımda herkes çıktıktan sonra, herkesi attıktan sonra ben atlarım diye plan yapıyordum. Şimdi oturduğum yer yüksek bina. Deprem olsa aşağı kadar koşmayı test ettim bundan bir sene önceki depremde. Nasıl test ettin mi? Umuna koyayım ben deprem olduğunda 6,5 saniyede şey çıktım, sokağa çıktım amına <laughs> koyayım. Yemin ediyorum hani o, Oha. o, topuklar böyle merdivende pata pata pata, pata, pata diye kaya kaya ilerliyor. Aynen o şekilde ayağım götüme vura vura Hatta eksi ikiye indim. Yani o kadar hızlı inmişim ki... Bir çıktım kapalı <laughs> otopark. Amına koyayım deyip yukarı çıkıp... Girişten böyle... Gene ayağım götü çapa çarpa Daha güvenlik yeni ayağa kalkıyordu bak dışın. Dışarı çıktım. Ama sonra dedim ki... Ulan bu mantıksız bir şey. Hadi dedim ki 25 saniye sürdü. Aşağı inmem ben benim. Ya da 20 saniye. 20, sani 20 saniyeden az bile sürmüş olabilir. Çok şiddetli bir depremde... Çok büyük cahillik Merdiven yaptığım kırılır. şey. Merdiven... Evet en kullanılmaması gereken şey. Yani evde sağlam bir şeyin yanına yatmak çok çok daha doğru. Hele ki sen o merdivende bir düşsen, bacağını kırsan, kafanı vursan öldün yani oradan. Kaç Bu arada merdiven evet. en, en en riskli şey ya. Abi bir de korkuluk çıkar girer bir yerine ha yani çok aşırı ya korkunç. Diyorum bir de ya hareket oğlum. edemezsin ciddi bir deprem olsa merdiven de zaten yere yapışırsın direkt. Sonra yani hatta merdivende. ben o şeyde düşündüğüm şuydu. Eksi iki galiba eksi ikinci otoparka indim ya bir çıktım karşımda iki araba var. Dedim ki ben bunun arasına yatsam, bu bina 15 katlı yıkılsa ben bu arabanın arasında ölmem dedim de. Sonra aklına şu geliyor. Ulan Siyap seni patlasa bir araba hayır, hayır. Patlamaz araba da. Hadi diyelim seni aramaya kalktılar. Sen olayın en enin altındasın. Harbi yani, vardı. En korkunç musun? Eksi iki desin yani. Oy. Sesini de duyuramazsın. O deli aradaki, ya. Deli olursun. O yüzden dedim ki bu yani onları yaşarken bir yandan da analiz ediyorum. Bu dedim kullanılacak yöntem değil. Evinde ben sağlam bir yer belirli. yaparken kaydırak yapsınlar abi şu binaların yerine. Kay benim amına koyayım. Merdivende bak deprem sırasında merdivenden inemez insan. Çünkü bu arada onun şeyi vardı. Inemez. Onun bir çalışması vardı. Ev bildiğin balkondan aşağıya kaydırak gibi bir şeyden atlıyor. Abi çünkü bak yürünmüyor gerçekten. Ben kimle konuşuyorsam deprem yaşar. Yürünmez. Yaşayam, şiddetli depremde yürüyemezsin. Yürüyemezsin de. yok. Merdivenden nasıl ineyim o zaman? Aç kaydıranı. Tamam, kayarak, zaten merdivenden ineyim. in demiyorlar oğlum sana. Zaten Baş kuralı merdivenden inmek diye bir şey yok. Altı boş yok. olan, hiçbir güvencesi olmayan bir yolu. Direkt ilk kırılacak şeylerden biri, çökecek şeylerden. Ne da